Başladı sanırım yayınımı satacağını. İyi akşamlar değerli Son Ses TV izleyicileri. Yine çok özel bir portre çalışmasıyla karşınızdayız. Bugün merhum Nedim Nasıroğlu belgeselini hazırladık. Doğduğu ve defnedildiği yerden görüntülerimiz var ve çok özel röportajlarımız var. Batman'a değer katanlardan biriydi o. Batman'da iz bırakanlar köşemizde bugün merhum Nedim Nasıroğlu'nu işleyeceğiz. Canlı yayın bağlantılarımız olacak. Özel görüntülerimiz var, çekimlerimiz var. Arkadaşlarımız çok iyi hazırlandılar. Çok dolu dolu bir program olacak. Lütfen yayınımızı izlerken beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. YouTube sayfamızda bu şekilde destek verebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum tekrardan. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhum Nedim Nasıroğlu'nun önce bir hayatından kısa bir belgesel hazırladık. Koca hayatını aslında çok dolu dolu geçirdiği bir hayatı kısa bir videoyla özetlemeye çalıştık. Önce bunu beraber bir izleyelim. Sonra sohbetimize geçip röportajlarımızı izleyeceğiz. Buyurun. Mehmet Nezir Nasıroğlu 1960 yılında Batman'a bağlı Kayabağ, Basörkü köyünde dünyaya gelir. Batman ve Kayabağ köyünde eğitimini tamamlar. Çocukluğu ve gençliği Basörkü köyünde geçer. Köyde bulunduğu yıllarda çiftçilik yapar. 1977 yılında bir kamyon satın alır ve müteahhitliğe başlar. Sinika aşiretinin ileri gelenlerinden biri olan babası Hacı Abdullah Nasıroğlu 1988 yılında vefat edince ailesinin sorumluluğu kendisine düşer. 1990 yılında Fermas isimli inşaat şirketini kurup müteahhitlik işlerini büyütür. Kurduğu şirket bugün de 450 insanın ekmek kapısıdır. Nezir Nasıroğlu 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen teklifle siyasete girer. Aldığı oylarla 21. dönem Batman milletvekili olarak seçilir. 14 Kasım 2002 ile 3 Haziran 2007 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak Batman'ı temsil ederken bu durum CHP'nin Batman'dan bugüne dek ilk ve son defa milletvekili çıkarması olmuştur. Nasıroğlu'nun CHP serüveni çok kısa sürmesine rağmen bu süreçte ana muhalefet partisindeki vekiller arasında isminden en çok söz ettiren vekil olmuştur. 31 Temmuz 2003 tarihinde CHP'den istifa ederken genel sekreterliğe gönderdiği istifa dilekçesinde gerekçesini şu sözlerle açıklamıştır. CHP'nin son dönemlerde gerek kamuoyunda gerek iç yapısında uygulamış olduğu antidemokratik uygulamaların bir milletvekili olarak ne şahsıma ne de söz verdiğim halkıma uygun düşmediği düşüncesindeyim. Bu durum kamuoyu vicdanında derin yaralar açmaktadır. İstifa gerekçesini bu sözlerle açıklayan Nasıroğlu bir süre bağımsız milletvekili kaldıktan sonra AK Parti'ye geçmiştir. AK Parti'ye geçişi de epey ses getirir. AK Parti'ye geçiş sebebinin Batman'a daha fazla hizmet etmek olduğunu söyler. 4 yıllık süreçte gerek icraatları gerekse duruşu ile adında söz ettirmeyi başarır. 23. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den 1. sırayı hak etmesine rağmen 3. sıra milletvekili adayı olarak gösterilir. Buna rağmen seçimlerde canla başla çalışır. Ancak küçük bir oy farkıyla seçimi kaybeder. 9 çocuk babası olan Nezir Nasıroğlu 27 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da kanser tedavisi görmek için yattığı bir hastanede yaşamını yitirir ve doğduğu topraklarda yani Basörkü köyünde defnedilmiştir. Taziyesine farklı siyasi görüşlerden ve toplumun her kesiminden insanın katılması onun uzlaşmadan yana ve halkçı bir insan olduğunun da işareti olmuştur. Evet, Batman'da iz bırakan merhum Nezir Nasıroğlu'nun hayatını bu şekilde özetledik. Yayınımızı izlerken tekrar beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. YouTube sayfamızı da lütfen takip alın. Evet, Recep Bey, bir yakını olarak Nezir Nasıroğlu'nun belgeselinde yer alıyorsunuz. Bugün onu bize anlatacaksınız aslında. Neler söylemek istersiniz?
Herkese iyi akşamlar diliyorum bu arada. Bizim bu iz bırakanlar programları ve benzer yayınlar, belgeseller hazırlarken en önemli kriterlerimizden birisi hani Batman'da iz bırakması, isim yapması ve Batman'a değer katması. Gerçekten merhum Nezir Nasıroğlu 60 yıllık yaşamında şehrimizde en tanınmış, en bilinen simalardan birisiydi. Aramızda bir 5 yaş bir fark vardı kendisiyle. Hem köylerimiz komşu köylerdi, birbirine yakın köylerdi, hem de akrabalığımız var kendisiyle. Babalarımız amca çocuğu oluyor. İşte gençlik yıllarına, bizim çocukluk diyelim, onun kendisinin gençlik yıllarından itibaren kendisini tanıyordum. Ve gidip hani gelmelerimiz oluyordu köyler arasında. Nezir Bey gerçekten karakter olarak, kişilik olarak, özgüven olarak hani farklı bir mizacı vardı. Ve kısa sürede de zaten hani hem siyasette hem iş dünyasında hani kendine söz ettiren biri durumuna geldi. Evet. Yani Nezir Bey'in işte ile ilgili anlatacak çok şey var. Çok röportajlar var. Evet. Ve çok gerçekten duyulur duyulmaz bizzat bizi arayıp hani röportaj vermek istediğini, canlı yayına bağlanmak istediğini söyleyen tanıyanlar, dostlar, sevdikleri vardı. Dolu dolu bir yayın olacak. Biraz yayının akışı içerisinde zaman zaman hani kendisiyle yaşadığımız işte o süreç, siyasi süreçte özellikle bazı anılarımız var anlatacağım. Yine kendi yaşamıyla ilgili bazı şeyler yayın esnasında izleyicilerimizle paylaşacağız. O aslında halkçı bir siyasetçiydi. CHP'den de ilk defa bir milletvekili çıkarmış oldu o dönem. O dönemleri hatırlıyor musun? Yani şey vardı işte CHP'de Adnan Ekmel Abdülkerim Ziran yine işte o dönem şimdiki HDP tabanı Kürt siyasetçilerle bir şey yakalanmıştı. İşte 3 milletvekili çıkarılmıştı. Nizamettin Tovuş'la beraber Batman'ın 3 milletvekili var. Ondan sonraki süreçte sanırım 12 Eylül öncesi işte Abdülkerim Zidan'da o dönem bağımsız milletvekili ama bir dönem CHP'de siyaset yapmış. CHP bölgemizde hani yani hala da ciddi bir varlık göstermemiş. Yani yanlış politikalarından veya yanlış siyasetlerinden dolayı bir varlık göstermemiş. İşte merhum Nezir Nasıroğlu siyasete girişinin ilk tanıklarından biri, bir gazeteci, bir akraba olarak. Hiç unutmuyorum, bizim Nasıroğlu İş Merkezi'nde kendimize ait küçük bir iş yerimiz var. Nezir Bey'in de orada ofisi vardı. Öğlen arasıydı, ben oturuyordum. Bir defa görüşebilir miyiz dedi, iş yerine girdi. Gittik, müsait bir yerde. Özel bir şeydir dedim herhalde konuşacağımız. Oturduk, bana dedi ki işte seçimler 4 ay falan vardı seçimlere. 2002 seçimlerine dedi ki işte CHP'den milletvekili adayı olmam için bana öneri var dedi. Ne dersin? Fikrimi sordu. Ben dedim birinci sıra için olursa yani aslında eğer siz de düşünürseniz iyi fikir olur diye söyledim. Ve tamam dedi. Demek ki görüşmeler yapıyormuş. Bütün ailenin olurunu almış. Hani ben de basın alanda olduğum için hani basın medya alanda olduğum için hani özellikle bana sormak istedi. Bir 10-15 gün sonra Ankara'ya gitti. Tekrar geldi. Tabii çok kişi başvurmuştu. Çok büyük aileler o dönem milletvekili olmak için hani CHP'den aday olmak için başvurmuştu.
Nezir Bey de en az hani onlar kadar şanslı görünüyordu. Çünkü ben hani tek tek isim saymak istemiyorum burada. Onlar kadar hani şansı vardı ve o yeni siyasete giriyordu. Onlar yıllarca sol kesimde siyasetteydiler. Evet. Bir tanesi de yine yakınım olan Eşref Tarhan'dı yani. Eşref Tarhan da talep ediyordu. Nezir Bey de ediyordu. Başkaları da ediyordu. İl başkanları ediyordu. Zorlu oğulları o zaman il başkanıydı. Ekmenlerden isteyenler vardı. Ama Nezir Bey 15 gün sonra döndüğünde henüz açıklanmamıştı. Dedi ki bana verilmiş. Deniz Baykal'la görüşmüştüm. Görüşmelerini anlattı. Adaylık verildikten sonra işte geldi. İşte gelin işte hemen çalışmaya başlayacağız. CHP bize bütün aile yabancı bir parti. Aileden hiç kimse siyaset, CHP'de siyaset yapmıyor. Yani daha çok muhafazakar bir aile yapı olarak. Muhafazakar partilerde siyasette yakın duruyorlar. İşte geldim, işte çalışmaya başlayalım hemen. İşte siz basın alanda, evet. İşte farklı halka ilişkilerde insanlar. Yani şaşırdım, hani bir anda kendimizi CHP'de bulduk. CHP'ye yani çalışacak hani şey olarak da kendimi hani görüş olarak da ve hani bir gazeteci tarafsızlık ilkesiyle yakın da görmüyordum ama hani bir kere danışmıştı ve beraber yola çıkmış gibiydik. Evet. Yani Ercan Bey şahittir bu sürece. Ercan Bey de dahil oldu bu sürece, dosttular. Ve biz Nezir Bey'le yani attığı her adımda basınla ilgili özellikle gazeteyle ilgili bize soruyordu, danışıyordu. Birbirimizle istişare ediyorduk. Sadece biz değil, bütün aile. Özellikle Sinka Meşireti ilk kez hani siyasete bu şekilde aktif bir şekilde atılmıştı. Ve birlik olmuştu. Sinka İş Merkezi'nin altında bir seçim lokali açılmıştı. Rahmetli işte amcam Hacı Reşat, amcam Necat Nasıroğlu, Allah rahmet etsin. Onlar bizzat hani bu seçim süreçlerinde yer arıyordular. Bütün aile bireyleri, bütün Sinka aşireti, bütün Sinka aşiretin dostları hani bir sürece dahil olmuştu. Aile olarak bu seçim çalışmasını yürüttüler. Ve nitekim CHP tarihinde görünmemiş bir oy oranıyla 13 bin civarında bir oy aldı. İlk kez siyasete atılmasına rağmen CHP o kadar hani bölge halkında kopuk ve tabanı olmamasına rağmen rekor bir oy aldı ve CHP'den milletvekili seçildi. Evet. Ondan sonra milletvekili sürecinde yaklaşık sanırım bir 7 ay falan CHP'de kaldı. Bir süreçte CHP'de ciddi anlamda bir muhalefet de yapıyordu. İşte bölge illerinde geziler yapıyordu, hak ihlalleri konusunda çalışmaları vardı. Aktif bir vekildi. Yani. Tabii. İnsan Hakları Komisyonu'ndaydı. İşte Kızıltepe'de işte bir vakayla ilgili, hak ihlalleriyle ilgili bir vakayla ilgili kaymakamlığı ziyarette gidişleri olay olmuştu. Hem medyada falan işte oradaki kamu görevlilerinin o heyette bulunanlara karşı AK Partililer de vardı, CHP'liler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'ydu. Yani o milletvekillerinin hepsi orada hani kamu görevlilerinin kendilerine yönelik yanlış tutumlarına karşı sessiz kalırken Nezir Bey oradaki duruşuyla günlerce gündem oldu. Yani öyle bir mizacı, öyle bir yaklaşımı vardı. Yani bir dik duruşu vardı. Sonra dediğim gibi 7 ay AK Parti'de görev yaptı. Hı hı. AK Parti'de ayrılış sebebi CHP'den ayrılış nedeni bugüne kadar pek çok gündeme gelmedi ama eve dönüş yasasıydı. AK Parti o dönem işte eve işte dağda bulunan silahlı kişilerin tekrar topluma kazandırması ile ilgili eve dönüş yasası hazırlanmıştı. Ve CHP buna muhalefet etmişti. Nezir Bey hani çözüm sürecinin işte o dönemlerdeki diyelim ki başlangıç sürecinde
hani AK Parti'nin bu çalışmalarına destek vermişti ve bu yüzden CHP'den istifa etmişti. İşte Ağrı Milletvekili Cemal Kaya ile birlikte istifa ettiler ve bu istifa çok kritik bir istifaydı. İstifa ettiği zaman da hani basın boyutuyla kendisiyle hukukumuz olduğu için beni aradı, dedi ki ben CHP'den istifa ediyorum. Sebebi de şudur, ben CHP'nin işte bölgeyle ilgili politikalarını benimsemiyorum. Bu bölgedeki sorunların çözümüne ilişkin bir programı yok, ben istifa ediyorum dedi. Biz de hani o süreçte yani siz hani daha yakın görüyorsunuz, sizin düşünceniz dedi. Bir süre bağımsız kaldı, çok sürmedi. Bana sorduğunda işte hani ne yapalım dedim ki bence bağımsız kalmanız sizin hani bu süreçte sizin açınızdan avantajdır. Şöyle avantajdır işte AK Parti'nin anayasa değişikliğini tek başına yapması için 2 milletvekiline ihtiyacı vardı. 4 milletvekiline ihtiyacı vardı. 2 bağımsız milletvekili seçilen meclise giden milletvekili vardı. Bunlarla diyalogları vardı. Bir de Nezir Bey ile Cemal Kaya da vardı. Dedim ki hani ben olsam bağımsız olarak destek verirsem de işte bazı yasa değişikliklerine, anayasa değişikliklerine destek verirseniz de dışarıda destek vermeniz hani daha uygun olur. Yani bir süre sonra tabii ne gelişti, neler konuşuldu tam o süreçleri bilmiyorum. AK Parti'ye geçti ve AK evet. Parti'de siyaset yapmaya tamam. başladı. Buradan sonrasını alalım. Evet. Bu arada çok istişare de eden bir siyasetçiymiş. Yani karar aldım oldu bittiye getiren değil de herhalde çevresini arayıp danışan, fikir alan, istişare eden de bir siyasetçi profilini çiziyor sizin anlattıklarınıza bakılırsa. Bir video görselimiz var. Onu izleyelim. Sonra AK Parti'ye geçiş sürecini Recep Bey'den tekrar dinleyeceğiz. Bu arada yayınımıza bağlanmak isteyenler olursa altta bir numara geçecek. Bağlanarak görüşlerini aktarabilirler, anılarını paylaşabilirler. Biz bu programı Ahde Vefa aslında. Batman'da iz bırakanlara bir Ahde Vefa olarak düzenliyoruz. Lütfen yayınımızı izlerken paylaşımı ihmal etmeyin. Şimdi video görüntülerimizi alalım. Tekrar buradayız. Yılına kadar görevi yaptığım süre içinde ildeki mesai arkadaşlarımın yanı sıra 4 milletvekilimizle de çok güzel ilişkilerimiz oldu. Hepsi de icraatımızda bize büyük destek oldular. Bunlardan Nezir Bey, Nezir Nasıroğlu benim için bir kardeş seviyesindeydi. Her zaman yüreği Batman ve Türkiye aşkıyla dolu. halkın iyiliğini her zaman ön planda tutan bir yaklaşımı vardı. Çok mert bir insandı. Verdiği söze sadakat onun için adeta temel prensiplerden birisiydi. Nezir Bey duygulu bir insandı. Olaylar karşısında reaksiyonunu çabuk gösterirdi. Fakat her zaman vicdanıyla hareket eden bir dosttu. Bu vesileyle kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Evet, rahmetli Hacı Nezir Nasıroğlu'nu anacağımız bu program için ben bir kere daha Batman Son Söz gazetesine, Ercan Bey'e ve programa emek veren diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha önce de ifade ettim, Batman'ın hafızasını oluşturan çok önemli programlar bu vesileyle kayda geçirilmiş oluyor. Rahmetli Hacı abiyle ben 2004 yılında Merkez İlçe Başkanı olduğumda AK Parti'de tanışmıştım. Onun evveliyatında belki milletvekili olarak bir ziyaret etmiş olabilirim ama yakın bir tanışıklığım yoktu. Daha sonra ölümüne kadar, vefatına kadar deyim yerindeyse inişli çıkışlı ama sürekli bir dostluk ve arkadaşlık
zemini oluştu. İnişli çıkışlı, çünkü Hacı abi içi dışı bir insandı. Herhangi bir konuda acaba Nezir Bey'in aklından ne geçiyor, hangi planı yapıyor, karşımıza nasıl bir sürpriz çıkacak gibi bir soru sormazdık. Çünkü aklında ne varsa her zaman dilinin ucunda da o vardı. İlişkilerinde açık, net ve samimiydi. Dostluğu da, kavgası da çok netti. Zaten kendisiyle ilgili olarak acaba rahmetli hangi kelimelerle kısaca anlatabiliriz diye düşündüğümde, dobralığı, cesareti, içi ve dışının bir olması ve duygusallığı ilk aklıma gelen yönleri. Dobraydı, yani siyasi statüsüne bakmadan, sosyal statüsüne bakmadan herkese doğru bildiğini direkt söylerdi ve söylediği de onun mutlaka kendi hakiki, öz, samimi düşüncesi olurdu. Ve bunun kendisi için bir maliyet üretip üretmeyeceği gibi bir endişesi de olmazdı yani. Cesaretle söylerdi. Duygusallığı da bazen bir yanlış hatırlamıyorsam Hıznevi Camisi'ni ziyaret ettiğimizde bir genç talebe bir kaside-i şerif okuduğunda Hacı abinin duygusal bir şekilde ağladığını görmüştüm. Keza toplumda acı çeken fakir fukara kesimiyle de temas ettiğinde bir anda o duygusal yapısı gereği onlarla kolaylıkla duygudaşlık kurabildiğine de tanık olmuşumdur. Bazen o dobralığı, cesareti itibariyle terslediği insanlar da olurdu ama o bence dürüst, samimi kişiliğin bir yansımasıydı yani. Hatta bir keresinde bana şöyle bir şey demişti. Ya bu siyasetin bana en büyük maliyeti nedir biliyor musun Mehmet Emin? Buyur dedim Hacı abi. Ya dedi, insanlarla istediğim gibi rahatlıkla konuşmuyorum. Normal şartlarda kesinlikle muhatap almayacağım insanlara, siyasetçiyim diye belli bir cevaptan ileriye gidemiyorum derdi. Ki onun kendine göre daha ileri gidemiyorum dediği üslup dahi az önce izah ettiğim gibi bence oldukça cesur, dobra ve içten bir üsluptu. 2004'ten 2020'ye kadar 16 yıl boyunca her zaman aynı seviyede bir diyalog tabii ki mümkün olmaz. Ama bir tartışma yaşadığımızda, bir konuda farklı düşündüğümüzde o çok açık ve aleni olarak konuşulduğu için ve Hacı abi o kalbinde, içinde o kini tutmayıp, o öfkeyi tutmayıp muhatabını ortaya döktüğü için, eğer siz de karşısında aynı samimiyetle durursanız bir süre sonra ilişkileriniz tekrar normalleşirdi. Dolayısıyla ben onun eğer muhatabı da aynı içtenlik ve samimiyetteyse kimseyle uzun süreli küs kaldığını şahit olmadım. Neyse, problem konuşulur, çözer ve yine tekrar normal rutin ilişkilerine bakardı. Dostluklarına karşı da fedakardı. Yani işte ben milletvekiliyim, bana bir laf gelir mi, bu yasal açıdan sorunlu mu filan gibi düşünmez. Hak olduğuna inandığı, doğru olduğuna inandığı konularda çok üst perdeden tutum almaktan imtina etmezdi. Dostlarının veya hak sahibi olduğuna inandığı arkadaşları hakkında. Hastalığı da biraz tabii akciğer kanseri, maalesef hızlı ilerleyen bir kanser. Hastalık döneminde biraz daha fazla görüşmeye başladık ve o dönemde de önce görme yetisini kaybetmesi, sonra da yatağa mahkum olması sadece ailesi üzerinde değil, bizim gibi bütün dostları üzerinde çok ciddi bir tesir bıraktı. Ben kendisini bir kere daha rahmetle anıyorum ve geride insanların
hakkında net kanaat sahibi olabilmesinin onun en önemli geride bıraktığı ismine dair en önemli güçlü yanlardan biri olduğuna inanıyorum. Tekrar bu program nedeniyle ailesine, sevenlerine, hemşehrilerimize kendisiyle ilgili başsağlığı dileklerimi paylaşmak istiyorum. Sevgili Ercan kardeşim, başta sana ve tüm çalışanlarınıza, ekip arkadaşlarınıza teşekkürlerimi sunarım. Sizin aracınızla çok değer verdiğim Nezir Nasıroğlu kardeşimin hakkında benim kanaatlerimi sormuşsunuzdur. Gerçekten rahmetli Nezir Nasıroğlu çok değerli ve muhterem bir insandı. Çok bonkir, Batman'ı seven, halkını seven ve çok mert bir insandı. Ve 5 yıl Batman halkı sayesinde biz milletvekili görevine getirildik ve gerçekten o 5 yıl içerisinde hiçbir zaman birbirimizi üzmedik. Ve kol kola Batman'ın âli menfaati neyi gerektirmişse kapı kapı diğer milletvekili arkadaşlarımızla gerek Ahmet Bey'le, Afif Bey'le beraber gezdik, kapıları çaldık ve ricalarımızı yaptık ve inanıyorum ki Batman'a da o dönemde epey hizmetlerimiz de olmuştur. Onun için her zaman Nezir Nasıroğlu'nu ben hürmetle, saygıyla yad edeceğim ve ona Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Nasıroğlu ailesine ve onun kardeşlerine, ailesine başsağlığı tekrar diliyorum. Mekani cennet olsun. Tüm Batman halkına da sizin aracınızla selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Nezir Nasıroğlu kardeşimle birlikte 2002-2007 yılları arasında milletvekilini yaptık. Diğer vekil kardeşlerimizle beraber Batman'ın irili ufaklı birçok hizmetlerinde mücadelemiz oldu. Bunların arasında Batman Üniversitesi'nin kuruluşu, Batman Bölge Hastanesi'nin yapılması, hava terminalinin yapılması, bir ödülesinin ıslahı gibi projeler de mevcut idi. Bu hizmetlerimizde bizlere destek veren çok değerli Batmanlı kardeşlerimize, hemşehrilerimize saygılarımı buradan iletmek istiyorum. Kendisiyle beraber Rusya, birçok Avrupa ülkesi ve İran'a seyahatlerim oldu. Mert bir insan idi, dobra bir insandı, lafını esirgemeyen bir yapısı vardı. Hastalığında da kendisini ziyaret ettiğimizde metanetli, sabırlı bir duruşa sahibiydi. Mekanı cennet olsun. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyordun. Mekanı cennet olsun. Görev sırasında hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan ki kendisi AK Parti, ben HDP belediye başkanıydım. Parlamentoda olabilecek sıkıntılarda en fazla bana katkı sunan kişi oldu. Batman'da 11 kişinin sel yaşamında yitirdiği olayda 7,5 trilyonluk belediye zararının karşılanması noktasında bakanın imza atması için bizzat dosyayı kendi eliyle bakan toplantıda olmasına rağmen alıp içeri girdi ve imza attırdı. Çok dobra bir kişiliği vardı. Doğru bildiği o da hep kayıtsız şahsız kendi tavrını ortaya koyuyordu. Bir de mert bir yönü vardı. Kendisinin Batman'da bazen toplumsal olaylarda huzurun sallanması noktasında ve diyalog içerisindeydi ve sağduyu tutumlar içerisinde yer alıyordu. Belediye ilişkileri en fazla sağlayan kişiydi. Hiçbir zaman şey yapmadı, parti ayrımı yapmadı. Bu konuda geçmişte de teşekkür ettik, bugün de şükranımı sunuyorum. Yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Zaten bu da onun gösterge. AK Parti'nin bölgedeki oyları genellikle Sayın Erdoğan'a bağlanır. Yani AK Parti'ye bağlanır. Fakat Nezir'in almış olduğu, vekilin almış olduğu oylar sanırım %50-60'ı kendisine yakın. Bu da onun ne kadar sevildiğinin göstergesidir. Değerli dostum, arkadaşım, kardeşim Nezir Nasıroğlu'nu
Vefatının seneyi devriyesinde bir kere daha rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nezir Bey benim için çok iyi bir dosttu. Eli açık, cömert, hayırsever, fakire ve düşküne devamlı yardım eden, milletvekilliği döneminde de kendi hemşerilerinin tüm işlerine koşan, Batman'a hizmet etmek için geceliği gündüzü koşan, gayret eden değerli bir kardeşimdi. Onun eksikliğini her zaman hissediyorum. Çok güzel giyinen, misafirperver, eli açık, çok cömertti. Kendisi ve Dengir bin Mehmet Fırat'la beraber çok iyi bir dostluğumuz vardı. İkisi de rahmeti Rahman'a gitti. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Kader kısmet bu kadarmış. Bu vesileyle her iki dostuma da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kendisi ve arkadaşlar arasında siyasi memleket meseleleri konuşurken her zaman bana yeter abi, kendini de bizi de hasta ettin derdi. Bu sözü her zaman aklımdan çıkmıyor. Kulağımda çınlıyor. Bu vesileyle tekrardan değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar, hayırlı ömürler dilerim. Bütün Batmanlı kardeşlerime de sevgi ve saygılarımı sunarım. Doğu'nun civan mert evladı Nezir Nasıroğlu nurlar içinde yat. Nurettin Aktaş, 20, 21 ve 22. dönem Gaziantep Milletvekili. Evet, merhum Nezir Nasıroğlu'nun milletvekili yaptığı döneminde aslında şahitlik edenler bu şekilde kendisini anlatılan. Daha çok Dobra olduğu ön plana çıkıyor. Bütün konuşmalarda hemen bu var. Statü ve siyasi farkı gözetmeksizin aslında halkçı bir kimlik önemsediğini, bu şekilde hareket ettiğini daha çok söylediler. Video röportajlarımızda yer alan bütün isimlere çok teşekkür ediyorum. Evet, Recep Bey, buyurun, sizdeyiz. Şeyde kalmış işte AK Parti'ye geçiş süreci. AK Parti'ye geçtikten sonra işte AK Parti zaten iktidardaydı ve zorlu bir süreçti. Yani o dönemler hem şehirlerde sıcak bir dönemdi toplumsal olaylar açısından, hem işte Batman'da Serp Hareketi'nin yaşanması açısından, Batman'ın işsizlik ve diğer ekonomik sorunlarıyla ilgili problemler vardı. Yatırımlar noktasında problemler vardı ve bir anda işte AK Parti'de 3 milletvekili de AK Partili olmuştu. Ve Nezir Bey hani bu milletvekilleri arasına katılıp işte zaten AK Parti'ye geçtikten sonra benim işte amacım Batman'a hizmet demişti. İşte izledik. Batman'ın siyasilerinden de izledik. Dönemin belediye başkanı Hüseyin Kalkan'dan da izledik. Yani parti farkı çok gözetmiyordu ilişkilerinde. Hani o dobralığı ilişkilerine de yansıyordu. Yani çok sadece AK Partililerle değil, bütün kesimlerle hani bütünleşen bir yapısı vardı. Tabii siyasette bazen dobra olmak ve gerçekçi olmak bazen şey de oluyor, dezavantaj da oluyor. Yani siyaset nasıl yapılıyor? Az çok Türkiye'de bunun örneklerini görüyoruz. Sanırım Nezir Bey bu AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde uymadı. Yani ne diyelim, hani geleneğe, evet, geleneğe uymadığı için 23. dönemde, yani 2007 sonrasında 3. sırada kendisine milletvekilliği verdi, ancak 1. sıradaymış gibi yine çalıştı ve ciddi anlamda çalışmalar yürüttü. Yani bir kırılma, bir şey yaşamamıştı. Ve şunu da gördüm seçimden bir gün önce, onu köyde bir taziyede gördüğümde, ertesi gün milletvekili olarak seçilecek kadar kendinden emin görünüyordu. Yani bu kadar da inanmıştı, o kadar hani çalışmıştı ki inanmıştı. Seçim olduktan sonra 2007 seçimi, işte o zaman Bengi Yıldız ile Ayla Akat bağımsız, işte AK Parti'den de Emin Bey ile Ahmet İnal da milletvekili seçilmişler. Nezir Bey sanırım 100-150 oyla o dönem
seçilememişti. Bir kırılma yaşadı tabii, yani hani üçüncü sırayı, ondan sonra hani üçüncü sırayı aslında hak etmediğini, yani gerek çalışmalarıyla gerek kendisine olan destek, bireysel hani siyasi gücüyle kırılmayı partiye karşı mı yakaladı, yoksa daha çok Batmanlılara karşı mı? Yok, Batmanlılar bence tarihte AK Parti'ye bugüne kadar almış olduğu en yüksek oyu aldı sanırım. O dönem yani tam olarak rakamlar yok elimizde ama az bir farkla, yani HDP %51-52 almışsa bağımsızlar. AK Parti o zaman %49 falan almıştı. Az bir farkla hani seçimi kaybetmişler ve bugüne kadar AK Parti Batman'da o oy oranına da erişmedi yani. Evet. Ondan sonraki süreçte zaten tekrar iki kez adayı oldu ama tekrar adaylık verilmedi kendisine ve siyasetten uzaklaştı. Daha çok ticari işleriyle uğraştı. Evet, birkaç yorum okuyalım. Nezir Nasıroğlu'nun makam şoförü Mehmet Barut demiş ki, Nezir Bey çok iyi bir insandı, halk adamıydı. Mekanı cennet olsun, çok değerli, tanıyan herkes bilirdi. Evet, teşekkür ederiz. Beşir Özen, Allah rahmet eylesin demiş. Teşekkür ederiz Beşir Bey yorumunuz için. Halettin Kala, evet, dualarını yazmış. Ahmet Beyazıt, evet, Allah rahmet eylesin, adam gibi adamdı demiş. Görkem Abdurrahman yine dualarla almış merhum Nezir Nasıroğlu'nu. Sevilen dürüst bir insandı demiş. Eline, beline ve cebine atan yegane bir insandı demiş. Kadir Kaçar, evet, teşekkür ederiz yorumunuz için. Bölgemiz için önemli bir değer de demiş. Yokluğunu her alanda hissediyoruz. Yaşar Ay. Böyle halkçı siyasetçilerin de yeri hiçbir zaman doldurulamıyor ve her zaman aslında eksiklikleri hissediliyor. İsmail Bezek dualarla almış merhum Nezir Nasıroğlu'nu. Feridun Yeni, evet, mekanı cennet olsun diye yorumlarını belirtmiş. Beyza Nur Okan, değerli bir insandı diye. Evet. Mehmet Muhdi Polat dualarla almış. Mehmet Sezgin yine mekanı cennet olsun demiş. Osman Can'dan büyük bir değerdi demiş. Evet, bugün merhum Nezir Nasıroğlu'nun ailesi de bizi izliyor. Onlar da aslında belki bugün vereceğimiz görüntülerle duygusal anlar yaşayabilirler. Çünkü çok eskilere gidecek görüntüler. Köyünden de görüntüler var. Ama ikinci bir video kaydımız var. Onu izleyelim, sonra tekrardan burada olalım. İnsaneki ilkokula hattani rahmet ki. İnsaneki delal bu. İnsaneki hiret bu. İnsaneki camir bu. İnsaneki merd bu. İnsaneki liser ehli khu liser aşire khu hiret bu. O merd bu mat şahuslat baş beji tefte de mevcut bun. Çünkü hem hav Ramazan bu ne, hem cinare hev bun, hem akrabaya hev bun. شقام بيجن جي اوكا حجي نزيرة جي واسفة ويرة هندكة دبو انساني كي جانا ياقن بو سرحة مو كاسي
والله امرجي هوقاس بو خود تعالی جنتا خوشاب کرد نه دروش کوی تا یه تیجی دشت نبون زلام یبسا حجی نزیر یعنی یک بو تیبا که یکی گود به یکی بصدو صدو نب یکیو حین زلام یکی وصابو حجی نزیر هو حجی نزیر اما حتی تش خود هم ناس که حجی نزیر باش بو حجی نزیر نباسین کاده چرا بو که یکی وکه حجی نزیر سوزناکم رابه و رانابه جی بابی وی هیجه اوکتر بو جی اسلامی وکه بابی جی دنیای رتنه بو دبه تچه تیخی دون نخی چرایه چرا رونی ناده حجی نزیر بردسه بابی خرابه بو بابی وی جی اسلامی و ساتنه بو و حجی نزیر ها کده حجی نزیر رحمه وی زعبو حجی نزیر خلقیر باش بو ایوک حجی نزی زنناکم نتی و نهو نبامه دهو تینا ایوک حجی نزی چه نابن حجی نزی ناصر اغلی زلام اکی دیلی بو زلام اکی زعب باش بو همجه ایسان آره همجه سوزیوی سوز بو جدی بگوتا سریوی جی بچونا جیا خونه دا تخار زلام اکی دیلی بو فقیر آره زعب باش بو ایشی ویه بو انتباله ایشی زعب شغلی خلکی نان زعب بالی خواد ظلامکی زعب دیلی بو مثلا سندی باقتنده توپلومن ایچاکلارنا زواب برن بی انسان دی بی لیدر دی کندی آیله ایچارکسندکی بی مایه دی یعنی باقمن باقتنده انسانلارن سنتلارنا زواب برگک بی لیدرلردن بی تانکسی دی بلکی یعنی دا فارقی انسانلار اولابیر اما توپلومن اولاسا بلدی در انسانلاردن بی تانکسی دی یعنی مرحمت دولیدی یعنی باقمن بی قایب دی Batman yani onun ölümünden sonra bir boşluk kendisini hem aile içerisinde hem toplum içerisinde bu hissediyor. Hacı Hüseyin Peygamber Cerazi ve Rahma Hüseyin ve Ciyu Cennet ve inşallah yani Türk Arap Türk bu mezen ara mezen bu maşallah herkes İsa Sisa dede bir nasikim yani Türk Arap Türk bu mezen ara mezen bu maşallah ki bir küne de ve deriyi boşuna çoğu yardım sever bu deli be ciyu cennet ve bu batmanı lider et bu yani bu rahma o deli be ciyu cennet be ciyu rabbaş bu camir bu mir bu nandar bu mereki zav cevati bu kode emri ve direşke zavlanmaki baş bu valla je çetir tine bu kode ta'ala rahma o deli ke rabbi zulameki zah baş bu hatta beji baş bu hın mir bu hın camir bu hın nandar bu ama ki beji beydi bu Evet, Nezir Nasıroğlu'nun doğduğu ve defnedildiği Basoke köyünden görüntülerdi. Köylüleri ve aile yakınları bu şekilde dualarla andılar Nezir Nasıroğlu'nu. Yani öne çıkan belirgin özelliklerden birisi yani çok geniş bir kesim tarafından hem tanınıyor olması hem kabul görmesi. Yani biliyorsunuz bölgemiz işte Türkiye'de bir siyasi kutuplaşma bir şey insanların hani diyaloglarına kadar da etki ediyor. Ancak Nezir Bey'in öyle bir şeyi yoktu yani böyle bir tutumu yoktu. Ayrım yapmıyordu. Ayrım yapmıyordu. Yani diyebilirim ki hani Batman'ın sınırları hatta Türkiye'nin sınırlarının dışında bir çevreye sahipti. Yani bir tanınan bir simaydı. Çabuk insanlara hani diyalog kurabiliyordu, dostluk kurabiliyordu. Böyle bir yapısı da vardı zaten anlatılıyor. Kapısı açıktı yani mertti. Sözünde dobraydı ve her zaman her ortamda gerçekleri söyleyebilen bir kişiliğe, bir karaktere sahipti. Evet. Bu yüzdendir ki aslında çok farklı kesimlerin de
vefatına üzüldüler ve cenazesine de katıldılar. Bütün siyasi partilerle yakın diyalog içerisinde olduğu da bu şekilde fotoğraflarda da görülüyor. Ben birkaç yorum daha okuyacağım izninizle. Ahmet Doğu, güzel yayınlara imza atıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Nezir Dayı rahmetle anıyoruz demiş. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Onur Okan, Okanlar ailesi olarak babamızdan, amcamızdan farkı yoktu Nezir Nasıroğlu'nun. Nezir Nasıroğlu gibi biri daha gelmez. Hem siyaset politikasında hem de insanlık açısından demiş. Hasan Seyitoğlu, evet Nasıroğlu ailesini bu şekilde anmış. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Ali Fırat, evet iyi yayınlar dilerim demiş. Böyle güzel bir amaca vesile oldunuz. Teşekkür ederiz ve mekanı cennet olsun demiş. Yeni mahalle muhtarı. İyi akşamlar diliyoruz mahalle muhtarımıza da. Teşekkür ediyorum. Evet, hal ve hatırımızı soran bir vekildir. Allah razı olsun demiş Yiğit Bey. Teşekkür ederiz. Ferhat Okan, unutulacak biri değildi amcam demiş. Evet, Allah rahmet eylesin diyen Osman var. Evet, bu şekilde yorumlar. Şimdi tekrar yaşamına dönersek aslında hem yaşadığımız coğrafyanın yapısı hem siyasi hem aşiret açısından yani zor bir yaşamı da oldu. Yani her ne kadar son süreçte işte diyelim ki hani 45-50 yaşlarında bir milletvekili dönemi yine iş adamı dönemi olduysa da aslında gençlik yılları falan hep işte aşiret çatışmalarında yine işte son zamanı özellikle son süreci yaşadığı iki büyük acı gerçekten onu hani diyebilirim ki yaşamında çok ciddi anlamda olumsuzluğa yol açtı. Özellikle işte o hastalık döneminde de kendisiyle görüşmüştüm. Yani o zaman da çok hani cesaretli, iradeli ve kararlıydı yani işte hastalığı yeneceğine dair. Şeyle ilgili hastalığın başlangıç süreciyle ilgili anlatmıştı. Kendisini bir ziyaretimizde bize anlatmıştı. Şöyle demişti işte ben özellikle hastanın bende ilk hissettiğimde işte ağız tadımda bir bozukluk oluşmuştu. Sabahları kalktığımda hani bir katı sıvı sanki ağzımın içinde birikmiş gibi görüyordum. Sonra ben hani gitmedim, ihmal ettim diyordu. Sonra eşiyle bir gün hastaneye giderken Ankara'da ben hani doktora gideyim de eşi ısrar ediyor aslında. İllahi sen de gelmişken göster yani bu sorunun nedendir. Yani doktor bir iki tahlil ve filmden sonra şüpheleniyor tabii. Direkt ona işte senin hastalığın kanser diyor. Yani çok acı bir insanın duyması çok ağır, bir ağır gelen bir bilgiydi ama kabulleniyor yani. Ondan sonra işte bir hastalık sürecinde bir tedavi süreci başladı. Kemoterapiler. Yani hiçbir zaman kendini yatağa bağlı hissetmedi. Diyebilirim ki son haftasına kadar da hep kendi ayağıyla gitti geldi. Sağlığı epey hani son dönemde bozulmuştu. Ve doktorların yapabileceği bir şey kalmamıştı neredeyse. Artık kemoterapi ve diğer tedaviler de çözüm değildi. Yani sonuç vermiyordu. Gittikçe durumu ağırlaşıyordu. İşte 27 Haziran'daydı, evet. Vefat ettiğinde de Ankara'da hastanede vefat etmişti. Cenazesi geldiğinde, buraya geldiğinde de yine herkesinden, yani sadece o dönem siyaset yaptığı veya iş hayatında hukuku olan kişiler veya sinka aşireti değil, çok farklı kesimlerden, çok işte devlet ve siyasi parti şeyinde üst düzey yetkililer, bölgedeki kanaat önderleri hepsi işte hem cenaze gününe hem de taziyeye akın etmişler. Bu onun
hani ne kadar olduğunu gösteriyor. Evet, ne kadar hani Batman için değerli biri olduğunu da gösterdi zaten evet. O son uğurlamasında. Evet, bir canlı yayın bağlantımız var. Rıdvan Söylemez. Alalım yayına hazırsa. İyi akşamlar Rıdvan Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, sesinizi alıyoruz. Önce sizi şöyle çok kısa bir tanıyalım. Sonra Nezir Nasıroğlu ile ilgili görüşlerinizi dinleyelim. Rıdvan Söylemez ben. 1985 Mardin Derik doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Mardin'de, üniversite eğitimimi Batman Üniversitesi'nde tamamladım. Batman Üniversitesi'nde Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinde bulundum aynı zamanda. Batman'a geldikten sonra da milli görüşün çeşitli kademelerinde yerel ve genel siyasette bazı görevlerde bulundum. İş adamıyım şu an. Elit İnci Mobilyanı da Batman Elit İnci Mobilyanı da Dünya Hastanesi'nin karşısındaki Elit İnci Mobilyanı da sahibiyim aynı zamanda. Aynı zamanda şu an dünyanın 56 ülkesinde temsilciliği olan Uluslararası Çevre ve Orman Derneği'nin de genel başkanlığı görevinde bulunuyor. Rıdvan Bey, çok genç bir insansınız. Nezir Nasıroğlu sizin hayatınızda nasıl bir yer edindi? Merak ediyorum. Buyurun, dinliyoruz. Sözlerime başlamadan önce Ercan Atay Bey'e ve sizlere çok teşekkür ediyorum aslında. Ben hep şunu ifade ederdim. Derdim ki benim kadar vefalı kimse yoktur Nezir Bey'e karşı. Ama sizler çok büyük bir program yaparak bugün bizden daha vefalı olduğunuzu gösterdiniz Batman kamuoyuna. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben 2007 yılında ilk Batman'a Mardin'den bir genç olarak geldiğim zaman tanıdım. Sayın Mehmet Nezir Nasıroğlu beyefendiyi. Genel seçimler öncesinde bir genel seçim vardı bir yıl sonra. Bir programda Batman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı olarak bir programa gittiğim zaman tanıştım kendisiyle. Biraz önce izlediğim sayın vekillerimin, iş adamlarımızın, halkımızın, sinik aşiretimizin değerli üyelerinin de ifade etmiş olduğu gibi ben Nezir Bey'in o cesaretine hayran kalmıştım. Mardin Derik'ten gelen bir genç olarak aslında. O günden sonra kendisiyle tanıştık ve hiçbir zaman kendisinden ayrılmadım. Batman'daki tüm programlara birlikte eşlik ettik. İşte Ankara'daki, İstanbul'daki tüm programlara birlikte katıldık sayın vekilimin. Sayın vekilim sadece Batman'ın değil, bölgede yaşayan tüm halklar için gerçekten hayırla sürekli yad edilebilecek bir insandı. Onun dünya görüşünde siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun insana insan olduğu için değer vermek vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki Müslümanın özü ve sözü birdir özdeyişine de tam olarak uyuyordu sayın vekilim. Bir gün siyasi çalışma yaparken sürekli bizim aleyhimizde olan, bizim karşımızda çalışan bir arkadaş ile karşılaştım. Ve bana sayın vekilimi sordu. Sayın vekilimle irtibatımın çok iyi olduğunu bildiği için sayın vekilimi sordu. Kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Bir sorunu vardı arkadaşımın. Ben de gençliğimin de vermiş olduğu işte şeyle sayın vekilime danışmadan işte sayın vekilimle görüşemeyeceğini ifade ettim kendisine. Daha sonra yemeğe gidince sayın vekilime işte bu kardeşimizin, bu bizim sürekli seçimde aleyhimizde çalışan kardeşimizin kendisiyle görüşmek istediğini, fakat benim gençliğimin de vermiş olduğu bir cehaletle kendisiyle görüştürmediğimi ifade ettim. Sayın vekilim o gün bana hiç göstermemiş olduğu büyük bir tepkiyi gösterdi. Ve şunu ifade etti bana. Dedi ki insanlar bizim gibi düşünmeseler de, insanlar bizlere oy vermeseler de, insanlar bizim karşımızda çalışsalar da bizler bu memlekete hizmet etmek zorunda olan insanlarız. Ve herkes bizi burada şehrin en önemli idolleri olarak görüyor. Git kendisini bul, kendisinden özür dile ve kendisini benimle görüştür. Ben o dönem Batman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanıydım.
Kendisini 2 gün boyunca aradım. Kendisine gittim. Kendisinden özür diledim. Kendisini kendi arabama da aldım. Sayın vekilimle görüştüm. Ve sayın vekilim hem maddi hem manevi hem maddi destekte de bulunarak kendisine kendisinin Ankara'daki özellikle bir hasta ile alakalı ilaçlarının tedariki ile alakalı gerekli talimatları verdi eski milletvekili olarak ve o kardeşimize yardımcı oldu. Ve o günden sonra Batman benim için Nezih Nasıroğlu'nun emaneti bir şehir haline geldi. Bu memlekette öğrenci konseyi başkanlığı yaptık. Bu memlekette kurmuş olduğumuz Türkiye Gençlik Konseyi ile dünyanın dört bir yanında artık bizler de tanındık. Benim için Nezih Nasıroğlu Batman'dan dünyaya yayılmış bir ışıktı adeta. Onun kişiliği farklı bir kişilikti. Bizler kendisinden razıydık. Cenab-ı Allah da bu cuma akşamı günü kendisinden razı olsun. Kendisini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum tüm Batmanlı hemşehrilerime ve Türkiye'nin dört bir yanından programınızı izleyen tüm dostlara hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun sizlerden. Evet Rıza Bey çok teşekkür ediyorum. Nezih Nasıroğlu'nu böyle de güzel bir anekdotla bize tekrardan anlattınız. İyi akşamlar diliyorum. YouTube sayfamızı lütfen takip etmeyi ihmal etmeyin bu arada. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Batman'ın eski valisi Haluk İngadem'in video görüntülerinde de yer almıştı. Ayrıca bir mesaj da göndermiş. O da bizi izliyor. İyi akşamlar diyorum kendisine. Evet, yayınlarında başarılar diliyorum demiş. Selam ve saygılar demiş. Bizden de selam ve saygı Sayın Vali. Sanıyorum oğlu da yayına bağlanacak Nezir Bey'in ama birazdan evet. Alacağım onu. Bir Dengbeş dinlerken bir görüntüsü var Nezir Bey'in. Nezir Nasıroğlu. Onu izleyelim önce. Sonra bağlantılarımıza devam edelim.
Dengbej dinlerken duygusal bir şey yaşıyor. Evet. Hastalığı dönemi değil mi? Merhumun zaten Batman'la bağlantıları çok sıkıydı. Yani Ankara'da da kalıyordu, Batman'da da kalıyordu. Her Batman'a gelişinde işte etrafında, yanında sürekli farklı kesimlerden kişiler vardı. Sanırım hani bu görüntüler hastalık döneminde moral amaçlı işte yerel sanatçılar, dengbejler gelmiş, onu ziyarete gelmiş. Gelirken de sazlarıyla, sözleriyle gelmişler moral vermek için. Böyle hoş sohbetleri de vardı. İnsanlarla hani diyalogları, her kesimden diyalogları ve farklı ortamları vardı kendisinin. Şimdi Nezir Nasıroğlu'nun bir meclisteki görüntüsü var. Bir yemin töreni ve konuşması olacak. Beraber izleyelim, sonra tekrar devam edelim. Nezir Nasıroğlu. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve iktidaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefin üzerine ant içerim. Nezir Nasıroğlu. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve iktidaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefin üzerine ant içerim. Nasıroğlu, buyurun Nasıroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değiştirilmesine dair tasarının 4. maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bize bu gururu yaşatan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimizin üyelerine, Milli Eğitim Bakanımıza ve meclisimizin değerli üyelerine, Batman halkı adına teşekkürlerimi arz ediyorum. 22. dönem 2005 yılında 15 ilde, bugün de 17 ilde üniversite kurma kararını, mutluluğunu yaşıyoruz. Batman ilimizin yegane beklentisi olan üniversite müjdesi tüm Batman kamuoyunumuzu ziyadesiyle memnun etmiştir. Çok iyi bilmektedir ki en kıymetli yatırım insana ve eğitime olan yatırımdır. Batman'da kurulacak olan Batman Üniversitesi'ne bağlı Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu, Batman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimler Enstitüsü'nden oluşmaktadır. Batman Üniversitesi ile beraber çaresi değişecek ekonomisi, canlılık kazanacak, farklı şehirlerden gelecek öğrencilere Batman kültürel yapısına katkı sağlayacaktır. Sosyal ve iktisadi anlamda hükümetimizin Batman'a olan desteği, Batman Üniversitesi kazandırılmasıyla bir kere daha kamuoyunumuzdan takdir görülmüştür. Bu güzel duygularla konuşmamı tamamlarken, yarın Batman il oluşunun 18. yılına üniversite müjdesini, damgasını vurması bizleri ziyadeyle memnun etmiştir. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Nasıroğlu. Evet,
Evet, Fatma Üniversitesi'nin kuruluş kararını da mecliste bu şekilde sevinerek, aslında çok da mutlu olarak duyurmuş Nezir Nasıroğlu ve Fatma'nın il oluşunun da aslında yıl dönümünde yapmış bu konuşmayı. Çok da mutlu görünüyor. Recep Bey, buyurun. Sizden tabii birkaç yorum alalım. Türkiye sonra... Büyük Millet Meclisi'nde çok yoğun bir dönem geçirdi. Çünkü AK Parti'nin de işte ilk kez hani seçime girerek tek başına iktidar olup o dönemde hizmetlerini ardı ardına sıraladı. Diyebilirim ki AK Parti'nin en parlak dönemi diyebiliriz. Hı-hı. Siyaset açısından en etkili olduğu dönemde Nezir Bey de o süreçlerde hani yer almış. Özellikle Batman Üniversitesi büyük bir kazanımdı. AK Parti döneminde şehrimize kazandırılan. Nezir Bey'in hani gazetecilik bakış açımını hani bunu söylüyorum. Batman'da o dönem gazetecilik yapanlar olarak il müdürleri ve kamu kurumlarının işte halka daha etkin hizmet yapması, halkla iç içe olması açısından da ciddi anlamda bir etkisi vardı. Yani o cesur kişiliği, o hani halkçı yönü bu yönüyle de kendini gösteriyordu. Yani bir vatandaş gidecek, bir kurumda bekletilecek, işi görünmeyecek. Yani kesinlikle bunu hani kabul etmiyordu. Yani çok etkindi o konuda, çok hassastı diyebilirim. Toplumsal olaylar konusunda da mesela şehrimizde o zaman çok gösteriler oluyordu, farklı olaylar yaşanıyordu. Hiç unutmuyorum, Çömçe Kavşağı'nda göstericilerle işte binlerce kişi vardı. Güvenlik güçleri tam böyle göğüs göğüse bir muharebe eşiğine gelmiş. Her an bir kıvılcımla çok büyük olaylar yaşanabilir. O dönem Nezir Bey Batman'daydı ve bir hani kamu görevlisi gibi, halktan biri gibi yani bu olayın ve o anki işte gerginliğin indirilmesi için çok ciddi anlamda hani rol aldı. O olayların yani ve o gösterilerin olaysız bitmesi, gerçi yine bir takım olaylar oldu. Yani en az can kaybının olmaması açısından diyelim. Yoksa bence hani benim gazetecilik dönemimde Batman'da gördüğüm en gergin, en gerilimli bu arada geçmiş olsun. Evet. Hatice Hanım hasta programımızda kusurumuza bakmayın. Canlı yayın devam ettiriyoruz. Evet, yok, programdasınız. Katkılarınız çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz. Yani o gerilimli ortamı, o şeyi bastı, şey yapılmasına, dağılmasında, kitlenin dağılmasında ciddi anlamda bir rol almış. Yani böyle şey bir siyasetçiydi. Yani böyle çözüm odaklı bir siyasetçiydi. Anında cesaretini, ilişkilerini kullanarak sorunların çözümünde rol alıyordu. Evet, bir video gördüğümüz daha var. İzleyelim beraber. Nezir Nasıroğlu Batman'da iz bırakan bir şahsiyet idi. Gerek normal hayatında olsun, gerek milletvekilliği döneminde olsun, hayatının bütün dönemlerinde hep dik durmasını bildi. Bütün Türkiye'de tanınan, bilinen, Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun hep gittiğimiz yerlerde illa onu tanıyan, bilen birileriyle karşılaşıyoruz. Ve toplumda sürekli kendisinden iyi bir intiba bıraktığı için İnsanlar onun hakkında iyi konuşurlar. Bir kişiliğe sahipti. Dobraydı. Kafasının arkasında başka planlar yoktu. Ağzı ne söylüyorsa kalbi de aynı şeyi
söylerdi. Yardımsever ve duygusaldı. Hiç unutmam, bir gün birisi Nezir Bey'in rahmet ettikten sonraki bir dönemde çocuklarının durumunu sormuştu bana. Ben iyi dedikten sonra biraz düşündü ve ağladı. Kendi çevresinde güzel bir intiba bırakmış oldu. Bir soruna el attığı zaman o sorunu çözmesini bilirdi. İnsanlar arasındaki kavgaları, sürtüşmelere el attığı zaman, müdahale ettiği zaman onu muhakkak çözerdi ve insanlar da onu dinlerdi, onun dediğini yapardı. Bir de bir huyu vardı ki insanlarla ilk tanıştığı zamanda bile dinlerinde bir iz bırakırdı. Nezir Nasıroğlu çok fedakar, çok iyi, çok güzel bir insandı. İki dönem Batman milletvekilliği yaptı AK Parti'de. Adamda nefis namına bir şey yoktu. Yani şöyle bir şey, fakir insanlarla fakir, zengin insanlarla fakir, çok güçlü bir çevreye sahip olan bir insandı. Yardımsever, iyiliksever, halka sahip çıkan, her zaman vakit bulduğunda vaktini memleketinde geçiren bir insandı. Başarılı bir insandı, yardımseverdi, insanlar onu seviyordu, takdir ediyordu. Dobra bir insandı. İki dönem milletvekili yaptığı zaman zarfı içerisinde hep halka sahip çıkan, halkın ihtiyaçlarını karşılayan, halkın derdini dinleyen bir kişiliğe sahipti. Batman'a çok hizmetleri olan bir şahsiyetti. Batman siyasetinin en renkli simalarından biri olan ve bir dönemde AK Parti milletvekilliği yapan Sayın merhum Nezir Nasıroğlu'nu anlatmak çok zor. Onu nasıl anlatayım? Doğruydu, dobraydı. Görevinin ehlini en iyi şekilde yapabilme mücadelesi veriyordu. Hiç kimseye eyvallahı yoktu. Ama özellikle oğlunun vefatından sonra ne yazık ki bir türlü kendine gelemedi. Gelemedi ve içine kapandı. İçine kapandıktan sonra da bayağı hastalandı. Nezir Nasıroğlu gerçekten siyasetin en renkli simalarından biriydi. Güzel bir insandı, yardımseverdi. Özellikle halkını çok seviyordu. Bir dönem bilindiği gibi seçimlerde CHP'den seçildi. CHP'den seçildikten sonra AK Parti'ye geçmişti. Ama zamansız bir şekilde aramızdan ayrıldı. Cenab-ı Allah'tan ona rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nezir Bey benim yıllar önceki dostumdur, hemşerimdi. Sevdiğim bir insandı. O da bizi seviyordu. Nezir Bey'in gerçekten onu tanıyan, onunla arkadaşlık eden her insanın ondan bir şey aldan, ders aldığına inanıyorum. Dürüst biriydi, dobraydı, sözünün eriydi. Benim onunla şöyle bir anım oldu. Kendisi CHP'de aday olurken bizim bir akraba da AK Parti'de milletvekili adayıydı. Partilerimiz farklı olmasına rağmen sürekli görüşüyor, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Seçimle ilgili stratejiler çiziyordu. Ama hiçbir zaman oy vermeden benim aleyhimdesin diye böyle bir şey söylemedi bana. Rahmetli bence sözüne güvenilir biriydi. Verdiği bir sözü mutlak surette elinde gelinceye kadar yapardı. İyi bir çevresi vardı. Bu siyasi aranada mert bir insandı. Yani bonker bir insandı. Para pula bakmazdı. Dostları için her şeyi yapardı yani. O çevresiyle diyaloğunu koparmadı. O çevresiyle sürekli bir sohbet, bir istişare, bir şey içerisindeydi. Bir diyalog içerisindeydi. Allah mekanını cennet etsin.
Ama ben de çok yakın dostumdu. İnan ki hiç bir türlü onu silemiyorum kalbimde, kafamda. O da bana karşı o duyguları taşıyordu. Bence Batman için bir kayıptı. Belki daha güzel hizmetleri olacak ki memleketimize, insanlarımıza. Evet. Hacı Nezir'i anlatmak. Kendisiyle güzel bir abi kardeş dostluğumuz vardı. En güzel özelliği de karakteri, dürüstlüğü, samimiyeti ve dobralığıydı. Bir şey söylenecek ise direkt yüzüne söylemekten kaçınmayan bir yapısı vardı. Aynı zamanda yardımsever. Çok cana yakın bir insandı. Asla ikiyüzlü değildi. Halkın seviyesine inen, dertlerini anlayan, hoş sohbet biriydi. Sabahları dükkanımı erken açtığım için çay içmeye gelirdi. İnsanları dinler, söylenmesi gerekeni orada söylerdi. Çok dobra olduğu gibi görünen, samimi bir abimizdi. Batman'da bir daha böyle renkli, hoş sohbet bir vekilin bir daha geleceğine inanmıyorum. Mekana cennet olsun. Evet, Nezir Nasıroğlu'nu tanıyanlar bu şekilde güzel sözlerle, güzel dualarla andılar kendisini. Bir canlı yayın bağlantımız olacak. Hazırsa alalım. Hazır değilse önce Recep Bey'e. Bu arada hani biraz cenaze töreni ve taziyeden söz etmek istiyorum. Yani o dönem bakanlar, milletvekilleri, bölge valileri, farklı siyasi partiler, muhalefet, iktidar hepsi diyebilirim ki hem taziyede hem mezarı başındaydı. Taziye sonrası ailesi bir teşekkür yayınlamış. O teşekkürü de baktığımızda işte arayanlar, işte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlarından Binali Yıldırım, yine Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, o dönem beraber siyaset yapmıştılar. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, neredeyse onlarca milletvekili, eski bakan ve milletvekili, Meclis Başkanı Bülent Arıç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dediğim gibi valiler, yine yurt dışından sanatçılar, işte Şivan Perver bile o dönem ailesine ulaşıp hani başsağlığı dileğinde bulunmuştu. Yani çok farklı simalar, farklı kesimlerden hani bir sahiplenme gördü hem cenazesi hem taziyesi. Bu da onun hani ne kadar renkli bir sima olduğunu, ne kadar hani 60 yıllık ömründe dost ve çevre bıraktığını gösteriyor bize. Evet. Canlı yayın bağlantımız hazırsa alalım. Yoksa bir video görüntümüz daha var. Onu verelim. Hacı Nezir, bir ay emeğim azı bu. Hem bir ay emeği bu. Hem de yubalık diş maraklı. Hacı Nezir sağ emek maraklı. Hacı Nezir, insan eki yardımsever bu. Ne olarak bu? Lavayla, kötülük, kalbiyle, tine bu. İçeğine katetini alevi sürekli ev iş hattan içeğine gibi destekli. Çeğe bu, buna bu, çeğe bu, çeğe bu, bu, çeğe bu. Hacı Nezir mert bu. Hacı Nezir ketbuna ortam eki, ketbuna ev ki duruş yapı, karakter yapı, karizma yapı, kozu da hızlı, insana şey hızlı ki. İnsana hakikaten bir lider eki baş bu. Kanal gönderi eki baş bu. İnsan eki baş bu. Hacı Nezir mara miras eke sağmasın derdi. Hem maddi hem manevi. Manevi olarak Türkiye, dünyada her iyi Türkiye'de dost gibi, havali gibi hem on. Ve gayet marak bile yardımcı, en vadilerin, avrumelilerin.
maddi olarak da cimara miras ekberi da. Hem de bu nevi miras da bina ki çiçekli desteğine olarak ben layık mı? Şey ne oluyor? Hacinezi mert bu. Hacinezi ketbuna ortam eki, ketbuna ev ki duruşa koyup, karakteri koyup, karizma koyup, koyup da hızlı. İnsana şey hızlı. İnsana hakikaten lider eki baş bu. Kanal gönderi eki baş bu. İnsan eki baş bu. Hacinezi icmar et, miras eke sağmasın derdi. Hem maddi hem manevi. Manevi olarak Türkiye, dünyada her iyi, iyi Türkiye'de dost gibi, havali gibi hem on. Veyda icmarat bin yardımcı, en vadiyarın, evr mevdiyarın. Maddi olarak da icmarat miras ekberi da. Hem de bu nevi miras da bina ki, işte desteğime verip ben layık mı? İşte desteğime verip layık, buna layık, buna etki. İnşallah, şu an mı ki bina mı? Hem yeme duyarı da inşallah bu et alı nesil ki hem devam edin. Her yine zina edecek. Hiçbir zaman hatta yapsak ne hiçbir zina edin. Hacı Nezir, Cenab-ı Allah onu cennetiyle şereflendirsin inşallah. Kendisiyle yaşıttım ben. Bir yaş geç kendisinden büyüktüm. Ama aramızdan da çok zamansız geçti. Çocukluğumuz, gençliğimiz beraber geçti. Allah mekanı cennet etsin. Güzel huyları vardı, gözü karaydı. Gerçekten mertti. Biz alimlerden duyduğumuzu kadar Cenab-ı Allah mert insanı sever. Aileye bir, iyi bir parçasıydı. Aileden ayrılınca büyük bir boşluk bıraktı. Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin inşallah. Ölüm hepimizin yoludur. Fakat kendisi gerçekten çok zamansız, çok erken aramızdan ayrıldı. Onu üzülüyoruz. Hacı amca ailemizin en kıymetlisiydi. Çok sevdiğimiz bir amcamızdı. En büyüğümüzdü, liderimizdi. Amcadan ziyade baba görevini görüyordu bizim için. Okul okumamızda, gençlerin okumasında çok büyük destekleri oldu bize. Amca boşluğu doldurulamayacak bir liderdi. Hem aşiret için, hem aile için, hem bizim için. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Son Söz ailesine böyle bir etkinlikle babamı anmasından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Babamın birkaç tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Babam inanılmaz derecede adalet duygusuna sahip bir insandı. Şöyle ki kendi evlatları arasında bile adalet duygusunu bize çok hissettirirdi. Haklı haksız konusunda. Onun dışında dobra bir insandı, sert bir insandı. Yapısı gereği. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Şu sözünü hiç unutmuyorum. Bize her zaman büyüdükçe küçülün derdi. Onun dışında bize düşen ona layık evlatlar olabilmektir. Onun gösterdiği yoldan ilerleyebilmektir. Nezir Nasuroğlu'nun çocukları iyi denmesi bizim için en büyük mutluluk ve mutluluk kaynağıdır diyebiliriz. Tekrardan Son Söz ailesine böyle bir etkinlik için teşekkür etmek istiyorum. Evet, Nasıroğlu ailesi de merhum Nezir Nasıroğlu bu şekilde anlattılar bize. Çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bugün ekranların başında bizleri izliyorlar. BAPSA Başkanı Abdülkadir Demir yayınımıza bağlanmak istedi. Alalım kendisini. Bakalım neler anlatacak bize Nezir Bey ile ilgili. İyi akşamlar Kadir Bey. İyi akşamlar efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Tabii önce Sayın Nezir Nasıroğlu'nu rahmetle anıyorum. Allah rahmet etsin. Bu muharef günde mekanı cennet olsun. Nezir Bey gerçekten ben İlgen Emes Başkanlığı dönemimde
daha çok onunla samimi olmuştum. CHP'den AK Parti'ye geçmişti. İlk başlarda tabii hiç anlaşamamıştık. Sonradan birbirimizi tanıdıktan sonra, kişiliğimizi, karakterimizi, yapımızı tanıdıktan sonra rahmet edinceye kadar çok güzel bir dostluğumuz oluşmuştu. Kendisiyle çoğu zaman beni çağırıp köye ikimizin beraber çok fazla zamanlarda istişare etmişti benimle. Gerçekten çok değerli bir insandı. Nezir Nasıroğlu duruş sahibi olan, örf adeti bilen, kanat önderliği yapan, yani siyasetin dışında bölgenin örf adetlerini çoğu zaman harfiyen yerine getiren bir kişilikti. Tabii siyaseten de şimdi biliyorsunuz çoğu zamanlar siyaseten insanların okumuşluğu öne çıkıyor. Ama Nezir Bey okumuş bir kişi değildi. Ama bilge bir kişiydi, cesur bir kişiydi. Tuttuğunu koparan bir şahsiyetti. Çoğu zaman Batman için, Batman'ın faydasına olan şeylerde, bakanlıklarda gidip bu hizmeti alabilmek için elini masaya vurabilen bir kişiliği vardı. Bu da gerçekten takdir topluyordu. Dostlarını hiçbir zaman unutmuyordu. Arıyordu, soruyordu, onlarla işare ediyordu ve köye geldiğinde de genelde sevdiği kişilere yemek yapar. Akşam köyde odada toplar, güzel sohbetler edilirdi. Ve işleri de biri bir iş söylediği zaman kağıdın üzerine yazmazdı. Gerekse direkt o anda arıyordu, gerekse daha sonra arayıp o işle ilgilendiğini, tabii her ilgileneceğin işin olacağı manasına gelmez tabii. Ama çok çaba sarf ederdi ve dönerken ona söyleyen arkadaşlarına bilgi verdi. Batman'da siyaset döneminde, vekillik döneminde gerçekten bütün ilçelerimizi köy köy beraber gezdik. Orada insanların ilgisini, teveccühünü de kendisine gördüm zaten. Ailesi içerisinde gerçekten Nasıroğulların içerisinde bir duruş sahibiydi ve aileyi toparlayabiliyordu, bir arada tutabiliyordu. Gerçekten çok güzel meziyetleri olan bir kişilikti ve sadece Batman'da değil ikili ilişkileri. Gerçekten ben Türkiye'nin birçok yerinde birçok belli başlı mevki sahibi insanlarla diyaloglarını gördüm. Beraber Ankara'da zaman zaman oturduk. Ben bunlara şahit oldum. Yani şunu diyeyim, Nezir Nasıroğlu'nu böyle yarım saate veya bir oturuma sığdırmak çok mümkün değil. Bu belki ne bileyim çok daha fazla bir zamana ihtiyaç duyulabilirdi bu konuda. Mekanı cennet olsun. İyi dostu, dostumun dostuydu. Yani çok üzüldük. Çok zamansız bir kayıptı. Emin olun söylemek istediklerinizin çoğunu zaten yayınımız sırasında birçok insan dillendirdiler. Çok teşekkür ediyorum katılımınız ve yorumlarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Bekani cennet olsun. Allah rahmet etsin. Tekrar. İyi akşamlar diliyoruz Kadir. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Evet, birkaç yorum okuyalım mı Recep Bey? Evet. Son isterseniz artık toparlamaya da başlayacağız. Siz de bize anlatmak istediklerinizi şöyle bir toparlayın. Sonra bir canlı yayın bağlantımız olacak. Ben yorumlarımı okuyayım. Sonra siz de görüşmenizi alın. Tamam. Habib Bey, evet nur içinde yatsın demiş. Teşekkür ediyorum Habib Bey. Sağ olun. Efe Okan'dan bir aslında öneri gelmiş. Batman'da isminin bir caddeye verilmesini Batman valisinden rica ediyoruz demiş. Evet, Efe Bey'in önerisi düşünülebilir, tartışılabilir. Ferhat Okan, evet onun gibisi bir daha dünyaya gelmez, Allah rahmet eylesin demiş. Evet, Yiğit Şener, kalbi, dili, ağzı aynı anda hareket ederdi ve düşünürdü. B planı yoktu demiş. Emrullah Öden, melek gibisin demiş. Keşke bu dünyada kalsaydım diye üzüntülerini belirtmiş. Arif Yakut, evet başarınızın devamını dilerim demiş. Teşekkür ederiz Arif Bey. Evet, Hacı Türkan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum.
Kadir Bey, Nezir Nasıroğlu vekili döneminde Batman'a çok hizmet etti demiş. Ne güzel bu şekilde hatırlamak bir insana. Evet. Nur içinde yat diyen, evet, yeğeni yazan, seni özledim amca demiş. Mert ve sözünde duran bir insanı demiş. Evet, birçok insan Mert'liğiyle hatırlıyor onu. Çok güzel bir şey. Beyza Nur Okan, Nezir Bey milletvekili döneminde ağır distoni hastalarımıza Ankara'da kol kanat gelmiş. Hastalarda maddi manevi desteğini eksik etmemiştir demiş. Hala gözyaşları alınmaktadır. Ne kadar güzel bu cümlelerle bir insanı hatırlamak çok. Evet, teşekkür ediyorum. Efe Okan, merhametli yukarı yürekli bir şahsiyet demiş. Son yorumlarımızı alalım. Maalesef yeri doldurulacak hiç kimse yok. Ölümü hepimizi derinden sarstı demiş. Muhammed Nurcan'dan Batman'ın böyle güzel insanlara ihtiyacı var demiş. Doğrudur. Uzlaştırıcı siyasetçilere her zaman ihtiyacımız var. Kucaklayıcı siyasetçilere özellikle böyle zor dönemlerde. Fethi Sever Konya'dan bizi izliyor. Selam gönderiyoruz Konya'ya. Rıdvan Bölükgiray, merhamet dolu, mert bir insandı, liderdi, varlı bir maya gibiydi. Evet, çok güzel bir yorum, teşekkür ediyorum. Yorumlarımız bu şekilde. Oğlunu bağlayalım, sonra sizinle evet, toparlayalım isterseniz. Oğlu demin yorum, video röportajlarımızda vardı ama canlı yayında da bağlanmak istedi. Duygularını herhalde paylaşmak istedi. Alalım yayına. Mert Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mert Bey, nasılsınız? Buyurun. İyiyim, teşekkür ediyorum Hatice Hanım, Recep Bey. Böyle bir programda babamı yad ettiğiniz için size, Son Söz ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz birlikte olduğumuz için. Evet, programa video göndererek katılan Sayın Valimize, Sayın Eski Milletvekilimize ve İDİREK'te bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Babam için söylenecek çok söz var aslında. Ben bir anımı anlatarak devam etmek istiyorum. Milletvekilinden sonraydı. Bir gün sabaha karşı, ben de o zaman küçüktüm. Sabaha karşı 4'te falan telefonu çalmıştı babamın. Biz biraz tedirgin olduk tabii. Telefonda birisi bir sıkıntısı olduğunu söylüyordu babama ve babam yarın bu sıkıntısını çözeceğini söyledi. Daha sonrasında babama sormuştum, telefonlarını niye geceleri kapatmıyorsun, yoruluyorsun yani diye sormuştum. O da bana çok güzel bir söz söylemişti. Bana dedi ki, bu saatte bir insan beni arıyorsa bu insanın bir sıkıntısı var, bir derdi var. Ben bu insanın bu sıkıntısını, bu derdini çözersem benden mutlu insan yoktur demişti. Bu sözü de hiç unutmuyorum, hep aklımdadır. Babam hiçbir zaman menfaat ve çıkar için insanların işlerini veya sorunlarını çözmedi. Her zaman yardımseverliğinden dolayı insanların işlerini çözmeye çalıştı. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Biraz duygusallaştım. Siz Son Söz ailesine de böyle bir etkinlikte, böyle bir organizasyonda babamı andığınız için çok teşekkür ediyorum. Yayında bizi izleyen herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiniz böyle bir programla. Söyleyeceklerim bunlar. Evet, babanızın böyle dualarla anılıyor olması çok güzel. Evet. Teşekkür ediyorum yayınıza bağlandığınız için Mert Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Recep Bey, buyurun. Tabii ki zor oluyor bu tür programlar. Özellikle işte zamansız ayrılıklar biraz daha zor oluyor. Yani Nezir Bey henüz 60 yaşındaydı vefat ettiği zaman. Yani bir akrabalık bağından ziyade bir Batmanlı olarak hani değerlerimize biz sahip çıkıyoruz. Yani Nezir Bey de bu değerlerden bir tanesiydi. Tabii bir insan bu dünyada yaşadığı dönemde seveni de var, sevmeyeni de var. Ama hem bu yayın esnasında izleyici sayısında gördüğümüz, hem yoğun ilgi programı olan yoğun ilgiden anlaşıldı ki gerçekten merhum Nezir Nasıroğlu herkesinde kabul görmüş, sevenleri olmuş.
Tabii ki dediğim gibi her insanın seveni sevmeyeni hatası da olmuş olabilir. Biz de kendisine buradan Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle, bu program vesilesiyle. Emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emek verilmiş ve bizim bu çalışma kolay bir çalışma değil. Canlı yayında hem bir insanın yaşamını anlatmak, hem canlı bağlantılar almak, hem bir vefat etmiş bir insanın arkasından anılarını, yaşadıklarını anlatmak elbette kolay değil. Bunları belgesel haline dönüştürmek, kayıt altına almak çok değerli bir çalışmaydı bence. Geçmiş çalışmalarımızda olduğu gibi Batman'ımızın kayıtlı envanterine, görsel envanterine bir kazanım daha sağladık. Merhum Nezir Nasıroğlu'nun belgeseliğiyle. Tekrar bütün arkadaşlara, emeği geçen başta siz Ercan Bey'e ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim için de zor bir yayın. Evet, Recep Bey yakınında olduğu için o da biraz duygusallaştı yayınımız boyunca. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için Recep Bey. Hem anlattıklarınızla ve hem burada olduğunuz 2 saat boyunca yayınımızda. Evet değerli izleyenler, biz aslında siyasi görüş ya da ideoloji hiçbir şeye bakmadan sadece Batman'da iz bırakan insanların bu şekilde portrelerini oluşturarak bir Batman hafızası, bir Batman belleği oluşturma çabası içerisindeyiz. Her perşembe günü bu tür özel yayınlarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bu hafta da merhum Nezir Nasıroğlu çalışmasıyla beraberdik. Çok büyük emeklerle, çabalarla ekip arkadaşlarımız yayınlarını bu şekilde hazırladılar, video kayıtlarını oluşturdular. Bize videolarını gönderen, görüşlerini aktaran, yayınımıza katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsini şu anda tek tek saymak mümkün değil ama Batman eski vali ve vekillerinden tutun, dönemin iş insanlarına kadar herkes bize ulaşıp görüş bildirmek istediler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Yayınımız boyunca böyle rahatsızlık da vermiş olabilirim. İlacımı aldım, o şekilde geldim ama rahatsız ettiysem kusura bakmayın tekrardan. Lütfen yayınımızı paylaşmayı ihmal etmeyin. YouTube sayfamızı lütfen takip etmeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz bizim için çok önemli. Beğen tuşuna basmanız dahi bizim için çok önemli. Yarın Siyasi Gündem programıyla birlikte olacağız. Saat 20'de yeniden Refah Partisi Batman İl Başkanı bizim konuğumuz olacak. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın.